Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarlarımızda ve cep telefonlarımızda kullandığımız 220 voltluk hoparlörlerimiz arıza yaptığında ya da böyle kalabalık bir prizde hoparlörümüzü takacak bir fiş yuvası bulamadığımız gibi sorunlardan sadece şöyle basit bir USB kablosuyla kurtulabileceğimizi biliyor muydunuz? Eğer bilmiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok basit bir yöntemle kurtulacağız ve çok da güzel bir ses elde edeceğiz. Benim arkadaşlar 220 voltluk bir hoparlörüm var. Bu arızalı ve atıl durumda ben bir köşeye atmışım. Üzeri de epeyce tozlanmış. Şimdi bunu yeniden çalışır duruma getireceğiz. Hem de 5 voltla çalışacak arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Sadece 5 voltla çalışacak. Ve o kadar basit ki gördüğünüzde gerçekten siz de çok şaşıracaksınız. Bu kadar kolay mı gidiyor diyeceksiniz. Arkasında bir tane vida var arkadaşlar benim hoparlörüm. Her hoparlörde farklı olabilir ama hoparlörün korumasının altında da arkadaşlar 4 tane vida var. Bu korumayı kaldırdıktan sonra 4 tane vidaya ulaşabiliyorsunuz. Genelde bu şekilde oluyor. Şimdi bu 4 tane vidayı çıkartıyorum. Her vidayı teker teker çıkarttıktan sonra artık ben hoparlörümün içerisini açabileceğim. Hoparlörümün içerisinde arkadaşlar bazı fazlalıklar var. O fazlalıkları çıkartacağız ve başka projelerimizde bunları kullanacağız. Bakın arkadaşlar içerisinde bir tane trafo var. Trafonun 2 tane vidası var. Bu vidaları çıkartıyorum. Bu vidaları çıkarttıktan sonra trafomu dışarı alacağım. Hoparlörümün beslemesi arkadaşlar bu trafo. Bakın 2 tane beyaz kablo bir fişe takılı. Oradan çıkartıyorum ve kabloları keserek arkadaşlar trafoyu ayırıyorum. Kablosunu da çıkartacağım çünkü kablosuna da burada ihtiyacım kalmayacak çünkü sadece USB ile çalışacak. Bu kabloyu da tabii ki başka bir yerde muhakkak değerlendireceğim. Çünkü biz her şeyimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Trafoyu da başka bir şekilde değerlendireceğim. Bakın burada benim aslında sorunum belli. Fişim lehim yerinden kopmuş. Biraz da yamuk duruyor. Bunu hemen HV ile söküyorum. Sadece oraya lehim değdirerek bunu tamir edebilirdim aslında ama ben 5 voltluk bir hoparlör istiyorum. Cep telefonu şarj cihazıma bağlıyorum. USB kablonun içerisinde kırmızı ve siyah kabloları ayırdım. Bakın siyah ve kırmızı kabloyu az önce besleme gerilimi olarak trafonun bağlı olduğu noktaya değdiriyorum. Değdirdiğimde kırmızı led yanıp sönüyor arkadaşlar. Bunu görebiliyorsunuz. Yani sadece ben oraya bu kırmızı ve siyah kablomu lehimleyeceğim. Bunun yeri arkadaşlar önemli. Eğer ters bağlarsanız led yanmayacaktır. O zaman yönünü değiştireceksiniz. Siyah olan yere kırmızı, kırmızı olan yere de siyah bağlayacaksınız ve bu şekilde bağlantınızı yapacaksınız. Sadece bu kadar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sadece ben oraya kabloyu lehimledim. Başka hiçbir şey yapmadım. Ve artık benim 220 voltluk hoparlörüm sadece 5 voltla çalışacak ve USB'ye bağlayacağım arkadaşlar. Kesinlikle bu şekilde prizle uğraşmama da gerek yok. Bilgisayar için söylüyorum tabii ki. Cep telefonunda kullanırken yine bir tane cep telefonu şarj aletiyle deneyebilirsiniz. Bakın ben deniyorum. Power tuşuna bastığım zaman kapanıp açılabiliyor. Size daha doğru göstermek için USB kablosunu söküyorum. Bakın led de söndü. Aynı zamanda ses de gitti. USB kablosunu tekrar taktığım zaman da hoparlörün üzerinde ledin yandığını ve sesin gayet güçlü bir şekilde çıktığını görebiliyorsunuz. Bilgisayar kasasına sadece USB'yi bağladım burada ve görmüş olduğunuz gibi bilgisayar hoparlörü olarak çok güzel bir şekilde kullanılabiliyor. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayınız. Haftada en az 2 video paylaşıyoruz. Bu videolardan da anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi seyirler.